Suriye'de terör tam bitme aşamasına gelmişti ki dengeleri değiştirecek hamleler yapıldı. Bu hamlelerden biri de batılı ülkeler, Suudi Arabistan ve Türkiye'den isyancılara yoğun silah desteği verildiği iddiasıyla başlıyor. Ayrıca terör gruplarının Hatay'da üstlenen CIA tarafından bir araya getirildiği biliniyor. Son iki yıldır Suriye'deki isyancılar sürekli kan kaybediyordu. Suriye ordusu teröristlerin kontrolündeki yerleri bir bir geri alıyordu. Beşar Esad yönetimi ülke genelinde zafer ilan etmek üzereyken dengeler bir anda değişti. El-Kaide'sinden Ahrarur Şam'a kadar birçok terör örgütü aynı çatı altında birleştirildi. Bu girişimin ardında Antakya'da üstlenen Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi CIA'nin olduğu biliniyor. Amerika'da yayınlanan Foreign Policy dergisi hem terör örgütlerinin birleştirilmesi hem de İdlib operasyonunun CIA tarafından organize edildiğini yazdı. Haberde Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve Ürdün'ün de isyancılara daha fazla destek aktardığına dikkat çekildi. Bu desteğin tam içeriğini isyancıların çatı örgütü olan Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halit Hoca anlattı. Hürriyet'e röportaj veren çete başı, yiyecek ekmek bile bulamazken şu an nasıl bu hale geldikleri sorusuna yanıt verdi. Suudi Arabistan'ın desteklediği Güney Cephesi ve Türkiye'nin desteklediği Kuzey Cephesi'ne eş zamanlı olarak gelen silah yardımları arttı. Silah yardımlarını arttırmaları son savaşa yansıdı. Suriye'de çok önemli bir dönüm noktasından geçiliyor. Silah desteği iddiası ileride Türkiye'nin başını ağrıtabilir. Zira Birleşmiş Milletler tarafından tanınan egemen bir devletin toprak bütünlüğüne karşı işlenen bu suç, uluslararası ceza mahkemelerinde Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Fransa'da teröristlere destek verdiğini itiraf etti. Devlet Başkanı François Hollande, ambargoya rağmen 2012 yılında Suriyeli muhaliflere silah verdiklerini itiraf etti. Listede toplar, makineli silahlar, roket atarlar ve anti-tank füzeleri var. Peki Suriye'ye dış müdahale olur mu? Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, güvenli bölge oluşturmak için Avrupa ve Türkiye ile temasta olduklarını ifade etti. 2,5 milyar dolara mal olması planlanan operasyona Amerika Birleşik Devletleri direkt dahil olmayı düşünmüyor. Bunun yerine Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerini ateş hattına sürmenin hesabını yapıyor.